Selam arkadaşlar, ben bir sürü kas çıkarttım şimdi. Bu kasları neden bu kadar çıkarttım açıklayayım. Ben Mağrul diye bir tane arkadaşımız demiş ki 400 TL'den başlayan kaslar videosu yap demiş. Ben de olur dedim. Tabii ki 400 TL'den başlayan kaslar arasında Draken modeli var. O da Axis'in bir modeli. FF352, FF353'ler var LS2'nin. Onlar da hani belirli bir fiyatın üstüne çıktı. Ama yine yani LS2'nin FF320'si var. Onlardan alınabilir. FF diyor. Axis'in Draken kasları yaklaşık o fiyatlar. Yani 400 liralardan başlıyor yaklaşık. Hatta 375 lira, 380 liradan başlayan olan modeller de var. Ama dolar biraz çıktığı için sitedeki fiyatları değişmiştir. Eğer hani burada gelip, mağazada gelip nakit alırsanız galiba %5, %10, %5 galiba indirim oluyor. Ama tabii mağazaya gelmek bir risk. İnternet sitesinden alışveriş ederek bu riski en aza düşürebilirsiniz. İnternet sitesinden alışverişiniz her zaman ilk önceliğiniz olsun şimdi. Mağazada hani zaten çok fazla kişi uğramıyor. Biz de çok fazla tercih etmiyoruz gerçekten. Özellikle internetten alışverişe yönlendiriyoruz insanları. O yüzden bunların hepsinin linklerini de aşağıya 400 liradan başlayan, işte 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 diye öyle sıralayacağım. Oradaki linklere tıklayarak bakabilirsiniz. Axis Draken kaslar yine yani 400 lira civarından başlıyor. Bir üstü Axis Eagle'lar. Axis Eagle'ları da daha önceden tanıtmıştım. Bir önceki tanıtımda vardı. Bu hani detaylı bir tanıtım mı? Ortalama bir tanıtımdı. Bu kask alınabilir. Bu kaskla alıp kullanabilirsiniz. Yine eski FF320 var galiba burada. Evet, Bank siyah sarı kapalı kask. Bundan da alabilirsiniz. Bu tabii birazcık daha üst fiyatlı bir kask. Renkli özellikle çıkarttım. Bunların özelliklerini zaten biliyorsunuzdur. Hani ön tarafında yine işte şu şekilde açılan bir cam var, burun pedi var, işte çene pedi var, gözlükle giyilebiliyor. Üst, alt ve arka hava giriş çıkış kanalları var. Mesela bu 1550 gramlık bir kask, bence biraz ağır bir kask. Ama gözlükle giyilebilmesi, bir tane güneş vizörünün olması, pin nok bağlantısının olması bence iyi bir kask yapıyor. Çünkü iç pedleri de benim hoşuma giden bir kask. Bu da alınabilir. Keza hani Axis Eagle'da gerçekten güzel bir kask. Ama bence hani bunun dış yapısı, dış kabuğu biraz daha küçük. Hani bunu alacağınızda bunu alabilirsiniz. Bu da hani gözlükle giyilebiliyor. Gözlük kanalı var. İşte hava kanalları falan çok iyi yapılmış. Daha üst bir kask isterseniz yine hani LS2 Vector Evo'lar var. Bu Vector Evo'lar EC2205 sertifikasına sahip. Bu 1400 gramlık bir kask mesela. Bunun da yine bir güneş vizörü var. Yine hani gözlük de giyilebiliyor. İşte ön burun pedi var. Gözlükle rahatlıkla giyilebiliyor. Gözlük kanalları çok iyi. Çünkü ben bundan kullandım. İç ped yapısı güzel. Mikrometrik bağlantısı var ve işte hani nefes alabilir bir yapısı var, güneş vizörü var. Yandan çarpmalara karşı şurada dayanıklı bir nokta oluşturmuşlar. Bu da olabilir. Ön havalandırma, üst havalandırma ve arka hava çıkış kanalı var. Dediğim gibi 1400 gramlık bir kask. Mesela burada 1550 gramlık bir kask. Bu Axis Draken'ler kaç gramdı? 1500 gramdı. Axis Eagle'lar kaçtı? 1600 gramlık kasklardı. Bunlardan alınabilir. Daha önceden de tanıttığım bir tane hani daha üst seriye kasklardan bir tanesi. İşte hani diyelim 400 lira, 600 lirayı biraz geçkin, 600 lirayı biraz geçkin. İşte 1000 lirayı, 1200 lirayı geçkin. Bir de Bell Qualifier var. Bell Qualifier'da en son baktığımda 765 lira civarındaydı. Şimdi 835 lira, 860 lira civarında falan olabilir. O kasklar da var. Araya ekleyeyim onu da. Shark Skiball'lar var. Bunlar biraz daha üst fiyatlara. Bu da alınabilir. Bunların biliyorsunuz şu kısımlarında ışık yanıyor. Ve hani sizin görünümünüzü arttırıyor. Yani görünür olmak iyidir ama ne kadar arttırıyor emin değilim. Bu arada hani şöyle bir detay vereyim. Şimdi bir renk kombinasyonuyla alakalı geçen gün bir şey paylaşılmıştı. Nasıl bir şeydi? Bir kişiyi işte hani bir montunuz var. Montunuz siyah olduğu zaman 100 metreden görebiliyorsunuz. İşte montunuz
200 metre gittiğinizde siyah montu fark edemiyorsunuz veya işte renkli fosforlu montlar daha çok görünüyor falan gibi bir detay vardı. Öyle bir detay paylaşılıyor. Birçok yerde de bu paylaşılıyor. Bunun hatalı olduğuna dair bir video seyrettim arkadaşlar. Ben fakat o videoyu bulamadım. O videoyu bulunca paylaşacağım. Olmazsa o videoyu ben çekeceğim. Çünkü hani işte fosforlu mont 400 metre ileriden de görünür, 800 metre ileriden de görünür, 1 kilometre ileriden de görünür. Bunları göremeyeceğimize dair 300 metreden sonra veya işte 400 metreden sonra, 250 metreden sonra görüşün sadece siyah renk görünebileceğine veya lacivert görünebileceğine dair ilgili bir videoydu. Neyse şimdi kaslara dönelim. Bu kaslar arasında hani bel qualifier vardı, onu getireceğim. Çabuk buldum. Bel qualifier'ı biliyorsunuzdur zaten. Yani üst havalandırma kanalları var, arka hava çıkış kanalları var, ön hava giriş kanalları var. Tabii bu güneş vizörsüz bir model. Ama hani iç pedleriyle belin tarihçesinde okursanız hani kurulmasını, yarışlara nasıl sponsor olduğunu, ne tip kaslar ürettiğini, ne kadar güvenli olduğunu zaten duyarsınız. Bu bence hani orta güvenlikte bir kask. Hani başlangıç kaskı olur mu? Başlangıç kaskı diye bir şey var mı? Başlangıç kaskı diye bir şey yok. Kafamızın değeri önemlidir. Çünkü zaten hani kafamız hayatımız demektir. Zarar geldiği zaman zaten ölüyoruz. Bel qualifier'ın ağırlığı 1587 gram olarak belirlenmiş. Bu 800 liranın biraz üstünde bir kask. Şimdi 900 liraya falan gelmiş olabilir. Hani iç petleri iyidir. Double D bir bağlantısı var. Hani bu fiyat skalası içinde Double D'si olan en uygun kaslardan bir tanesi. Ama dışı polikarbondur. Galiba hani bununla beraber satılmıyor. Beyaz dış, şeffaf dış vizörüyle satılıyor. Böyle sarı vizörüyle satılmıyor sanırım. Bu kaskı da hani bu sıralamanın arasında göstereyim dedim. Bir de araya girebilecek kaslardan bir tanesi şu Bel Shark S700 S900 yani Shark Riddle Straton diye geçen kask. Bu kask da güzel kaslardan bir tanesi. Bunların fiyatlarını zaten üstüne belirteceğim böyle. Buradan bakıp hani aşağıdaki yorumlardan yorumluyorum açıklama kısmından detaylarına bakıp oradan linkleriyle sitemizden girip isterseniz alabilirsiniz. Bazı kasların bedenleri kalmıyor elimizde. O bedenleri kalmayınca hani istediğiniz renklere ulaşamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi internetten siparişler de çok fazlalaştı. O yüzden de hani bazılarının renklerini ve beden seçeneklerini bulamayabilirsiniz. Bu gözlükle giyilebiliyor. Şu mikrometrik bağlantısı var. İç pet yapısı güzel. Ve hani bunun da bir güneş vizörü var ve güneş vizörü şu tepeden kapanıyor. Şu tepeden şöyle kapanıyor. Geniş bakış açısı var. Üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları denen şeyler bunda yok mesela. Ön hava giriş kanalı var. Şu kısmında şöyle bastırınca açılıyor. Bir burun pedi, hani ters bir burun pedi var, evet. Ve hani çene pedi şöyle ufak yapılmış. Bu da o kaslardan bir tanesi. 400 liradan başlayarak üst fiyatlara doğru çıkan kasları tanıtmaya çalışıyorum. Yani bir de şu var. Bu da o kaslardan bir tanesi. Bu kask da çene açılır bir kask. Yani çene açılır kasları çok tavsiye etmiyorum ama isteklisi oluyor gerçekten. Bu LSK'nin FF361'i Groni Mat Mavi kask. Bunlardan çok fazla kalmamış olabilir elimizde. Yani ya bir tane ya da iki tane falan kalmıştır. Hatta olmayabilir. Hani bu dayanıklı bir kask ve hani çene açılır olduğu için tabii çene açılınca bu dayanıklılığının bence hani dış kabuğunun dayanıklılığının çok bir etkisi olmuyor. Yani bir risk aslında. Ama burada alınabilecek kasklardan bir tanesi diyebilirim. Çene açılır kask almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç petleri güzel. Güneş vizörü bir dakika. Şöyle
açalım şunu. Şuradan güneş vücudu şu aşağıdan şöyle hareket ettiriliyor, şöyle açılıyor. Tekrar şuna basınca tekrar kendisi geri kapanıyor. Bu da alınabilir. Yani ben çok tercih etmiyorum ama almak isteyen olursa ben linkini aşağıda paylaşacağım. Bunların da fiyatlarının hepsini üstlerine yazacağım. Böyle videoda görebileceksiniz. Umarım yararlı olmuştur. Ben hani sizin tüm isteklerinizi bitirdiğimi zannediyorum. Bir tanesi de Suzuki GSX 125R alacağım. Bir tane kombin demiş. Neyse. Şimdilik bu kadar. 400 TL'den başlayan kasklar için işte 2500'lere, 3000'lere kadar giden kaskları paylaşmaya çalıştım. Hani daha farklı seçenekler var mı? Mesela AGV K5 var, Schubert'ler falan var ama onlardan hani böyle tek tek kaldı elimizde. Onlardan hani çok fazla paylaşamıyorum. Schubert kasktan bir tane kaldı. S2 M1 var mesela, S2 Sport var ama bir beden var yani. Hani o da XS kalmış. Bir tanesinde XX Large beden var M1 modelinde. O yüzden de hani onların da hani sitenizde yeri yoktur zaten. Sitenize koymamışızdır. Onları da sunmuyorum özellikle ki yani bunun bedeni yok deyip geri çıkmayasınız diye. Yararlı olduğunu sanıyorum. Hepinize iyi sürüşler.